Günaydın sayın seyirciler. 27 Temmuz Cumartesi gündemiyle karşınızdayız. Sabah habere hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle başlayacağız turumuzda. Sonrasındaysa gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Crans-Montana'da kalınan yerden devam etmenin sıfır asker, sıfır garanti anlamına geldiğini ve böyle bir yanlış günümüzde yaşanan savaşlar göz önünde bulundurulduğunda asla kabul etmediklerini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği olacak ve Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı devam edecektir dedi. Şimdi sıfır asker, sıfır garanti oturup da görüşen bir taraf. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Tisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada 20 Temmuz 1974'ü işgal olarak değerlendirenlerin esasen 15 Temmuz 1974'te 2. Helen Cumhuriyeti'ni ilan eden Yunanistan albaylarının Kıbrıs adasında yaptığının bir işgal olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti. Tatar, Türkiye kurtarıcımız olarak üçlü harekatta 20 Temmuz 1974'te barış getirmek için Mehmetçiği adaya göndermişti dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılının kutlandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, harekatla Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan dengesinin sağlandığını söyledi. 50 yılda çok şeyler başardık diyen Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ve turizminin daha da gelişmesi için birçok olumsuzlukları aşarak bugünlere gelindiğini kaydetti. Anavatan Türkiye ile birlikte hareket eden doğru vizyonla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da güçlenmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığı işbirliklerinin önemine işaret etti. Bizim egemenliğimiz özden gelen, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz gibi söyledi, muhteseb hakkı, Kıbrıs Türk'ünün egemenlik muhteseb hakkıdır. Muhteseb hakkı da kabul edilmeden müzakere sürecinin başlamaması lazım. Çünkü geçmişte çok denendi, çok uğraşıldı. Her da oturduk ve o iyi niyeti gösterdik ama karşılığında hiçbir şey alamadık. Çünkü o Kıbrıs Cumhuriyeti olarak oturdu, Kıbrıs Cumhuriyeti kalktı. Yine de Cumhurbaşkanı ne dedi? Eşit oturup eşit kalkmak lazım. Eşit oturup eşit kalkmazsa anlaşmaya ulaşmak mümkün değil. Bu da seni tabii istismar ederler ve her oturduğunda bir şey koparttılar güya kendilerine göre ve oradan başladılar. Şimdi dedikleri, bakınız, muhalefet farklı konuşabilir ama bunu biliniz, dedikleri Crans-Montana'da bıraktığı yerden başlayacak görüşmeler. Onun için biz yanaşmıyoruz. Crans-Montana'da bıraktığı yerden başlayacak dediği beyan ediyorum size, önemli bir kurumsunuz, sıfır asker sıfır garanti. Şimdi sıfır asker sıfır garanti oturup da görüşen bir taraf davamıza, milletimize her türlü büyük bir yanlış yapmış olur. Çünkü biz bu saatten sonra, hele gazete yaşananlardan sonra, bu dünyanın nasıl seyirci kalabileceğini gördükten sonra, bir kere daha gördükten sonra Kıbrıs Türk'ü 1974 öncesine gidemez. Bu bütün yaptıklarımızı, bütün fedakarlarımızı sıfırdan çakma anlamındadır. Dolayısıyla bizim şartlarımız egemenliğimizdir, devletimizdir. Bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği olacaktır. Türk askeri de burada kalacaktır. Türkiye'nin garantörü de 1571'den sonra şu anda 453. yılını tamamlayacak olan buradaki milletimizin varlığı da o garantörlük hakkı elde edilmiştir. Onu da kimsenin Türkiye'nin elinden alma hakkı yoktur. Garantörlük Türkiye'nindir. Bunun kararını Türkiye verir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan'la yapılan temaslara işaret etti ve 2025 yılında tanınmanın gündeme gelmesini temenni etti. İstanbul'da temaslarda bulunan Meclis Başkanı Töre, İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul'a ziyaret gerçekleştiriyor. Töre temaslarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek başladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre burada açıklamada bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak daima devleti ve cumhuriyeti savunacaklarını, barış harekatının kendilerine kazandırdıklarından asla fedakarlık etmeyeceklerini söyledi. 20 Temmuz'un Kıbrıs Türk halkına özgürlük ve güvenlik getirdiğini anımsatan Töre, 1974'ten bu yana huzur içerisinde olduklarını kaydetti. Türkiye'nin ve Türk ordusunun Kıbrıs'ta sağlamış olduğu huzur ve ortamı ebediyen koruyacağız. Mücahitlerle,
Mehmetçikler birlikte vatan bekçiliğini Kıbrıs'ta yapmaya devam edeceklerdir. İstanbul'da yaşayan birçok Kıbrıslı Türk olduğunu da ifade eden töre, nerede yaşıyorsak yaşayalım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığına katkı koyalım dedi. Töre temasları kapsamında Akit TV canlı yayınına katılarak gazeteci Murat Şahin'in sorularını da yanıtladı. Töre programda Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlamalarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi gündemine, Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma girişimlerinden Kapalı Maraş'a kadar birçok konuya değindi. Töre konuşmasında Azerbaycan'la yapılan temaslara işaret ederek 2025 yılında tanınmanın gündeme gelmesini temenni etti. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, heyetlerimiz, bakanlarımız Azerbaycan'a gidip geliyorlar. Heyetler, karşılıklı görüşmeler, ziyaretler var. Öyle ümit ediyorum ki yakın bir gelecekte, çok kısa bir gelecek değil ama belki de 2025 yılında mutlaka tanınma da gündeme gelecektir Azerbaycan'da diye düşünüyorum. Yani şu anda hem diplomatik düzeyde hem sivil toplum örgütleri düzeyinde çok büyük gidiş gelişler oluşmaya başladı Azerbaycan'a. İnşallah diğer Türk cumhuriyetlerinde de bu meydana gelir. Çünkü Azerbaycan Kavkasya'da Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine açılan bir kapı gibidir, bir pencere gibidir. Azerbaycan bu işin bayraktarlığına şimdiden üstlenmiştir. Evet. Arkası gelecektir. Pakistan da aynı şekilde çok yakın ilgi ve alaka göstermektedir. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka geleceğimiz aydınlıktır. Cengiz Topal Hastanesi'nde yenilenen servisler düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, 2025 yılının sağlıkta dev atılımların yılı olacağını vurguladı. Üstel, Cengiz Topal Hastanesi'nin ihmal edilmediğini ve birçok eksiğin tamamlanıp hastanenin en güncel aletlerle donatıldığını kaydederek hastanenin acil servisinin yenileneceğini söyledi. Cengiz Topel Hastanesi'nde yenilenen ultrasonografi odası ve diş polikliniği, hastaneye kazandırılan tomografi cihazıyla kardiyoloji bölümü ek binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastane bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Zafer Hıdıroğlu konuşmasında Lefke ve Güzelyurt ilçelerine hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi'ni daha ileriye götürmek için çalıştıklarını ifade ederek hastanedeki gelişmelere katkı koyan herkese teşekkür etti. Çünkü hastanemiz hem Lefke hem de Güzelyurt ilçelerine katkı veren tek hastane olarak onu hep birlikte başta devletimiz, Sağlık Bakanlığımız ve sivil toplum örgütlerimiz ve de hayırsever iş adamı ve vatandaşlarımız sayesinde bugün her gün daha ileriye ve daha da ileriye götürmekteyiz. Hastaneye katkıda bulunan iş insanı Yüksel Akcan da Cengiz Topel Hastanesi'nin kapanmaması ve daha da gelişmesi için destek vermeyi sürdüreceklerini kaydederek hastanenin yenilenmeye ihtiyacı olan acil servisini yapmak için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. Fazlasıyla hak eden sağlık çalışanlarımızı, doktorlarımız, hemşirelerimiz hepsi. Çünkü bilirsiniz sağlık gidince kendimizi güvende hissederek doktorlarımızın sayesinde. Onlara çok teşekkür ederim. Bu hastaneyi o hale getirelim ki ninelerimiz hiç Lefkoşa şehre gitmesin. Burada gelsinler, kontrolden olsunlar. Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Ağınsa, Cengiz Topel Hastanesi'nin kırmızı çizgileri olduğuna işaret ederek, derneği hastaneyi geliştirmek adına kurduklarını ve bu amaçla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Biz 1992 yılında Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği'ni kurduk. Zamanının eski sağlık bakanları burayı çeşitli şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Biz her zaman el koyduk, baş koyduk. Ve dedi ki Cengiz Topel bizim kırmızı çizgimiz, kapanmayacak, kapattırmadık. Sayın Bakanımız, Sağlık Bakanımızın katkılarıyla şu anda da gerçekten çok iyi yerlere geliyoruz. Kendisine uğraştan herkesin huzuruna teşekkür ediyoruz. Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk de üniversite olarak sadece eğitim değil birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını belirterek hastanenin kardiyoloji bölümünün ek binasının tamamen üniversite kaynaklarıyla yaptırıldığını ve hastanenin kalkınmasına katkı koymaktan mutlu olduklarını ifade etti.
Üniversitemizin, bölgemizin kalkınmasında, gençlerimizin gelişmesinde, ülkemizin tanıtılmasında etkin ve aktif bir rol alması için aynı yoğun ve istekli, azimli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hastanenin yenilenen servislerine katkıda bulunan Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil ise Cengiz Topel Hastanesi'nin kalkınması ve geliştirilmesi için güzel bir birliktelikle hareket edildiğinin altını çizerek Cengiz Topel Hastanesi'nin bölgeye yaraşır bir hastane olması için çalıştıklarını vurguladı. Bölgemiz Lefke ilçesinin Gözde Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi'nin bugüne kadar özellikle de Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanım, Yönetim Kurulu, Sayın Doktor Latif Abbasoğlu, Sayın Doktor Zafer Hızıroğlu, Başhekimim, çalışanları, hemşireleri, tüm bölge halkı, sivil toplum örgütleriyle hiçbir zaman kabul etmediğimiz Cengiz Topel Hastanesi'nin geriye değil ileriye gitme hedefinde olduğunu, bu alanda da güzel bir birliktelik sağlanarak bölgede güzel işlere başarılı bir şekilde imza atmaya çalıştık. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de Cengiz Topel Hastanesi'ndeki yatırımların devlet, sivil toplum ve kurum kuruluş işbirliğinin güzel bir örneği olduğuna dikkati çekerek son bir yıl içerisinde hastaneye önemli yatırımlar yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde yeni atılımlar yapılacağını kaydetti. Cengiz Topel Hastanesi'nin daha ileriye götürülebilmesi adına bu bölgede yapılan işler devletle sivil toplum örgütleri ve kurum ve kuruluşların ortak sorumluluk bilinciyle herkes dağarcığındaki bilgi birikimini cebindeki maddi imkanları ortaya koyarak seferber etti. Elini tabiri caizse taşın altına koydu ve bugüne kadar son bir yıl içinde Cengiz Topel Hastanesi'ne çok önemli adımlar attırdık. Ve bunlarla da sınırlı değil. Her geldiğimizde yeni stratejiler yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de yeni atılımlar yapacağımızı şimdiden söylemek isterim. Başbakan Ünal Üstel ise yaptıkları yatırımlarla Lefke ilçe oldu ama ilçe gibi çalışmıyor. Güzel yurt verilecek, yatırımlar gelmez, gençler başka bölgelere göç ediyor dedikodularına çizgi çektiklerini ve Cengiz Topel Hastanesi kapanacak söylemini ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Üstel, Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde verdiği Cengiz Topel Hastanesi'nin iyileştirilmesi ve bölge halkına en iyi şekilde hizmet vermesi için destekleneceği sözünün geçerli olduğunun altını çizerek, Cengiz Topel Hastanesi'nin manevi değeri yüksek, Batı bölgesine hizmet veren önemli bir hastane olduğunu ifade etti. Bizim hükümetimizin politikası en hücre köşeye kadar sağlık hizmeti getirmek, merkezleri iyileştirmek, ama merkezlerin yükünü hafifleterek en hücre köşedeki sağlık ocağından tutun hastanesine kadar iyileştirme hedefindeyim. O yüzden 2025 yılında her tarafta bir hastane, her tarafta bir sağlık ocağı açıyoruz. Ve Güzelyurt Hastanesi'ni de o yüzden yıl attık. Ama Güzelyurt Hastanesi'ni yaparken Cengiz Topel'i ihmal etme ve Cengiz Topel'i iyi bir noktaya getirmek için Sağlık Bakanı Kan ilk yaptığımız iş burada laboratuvar eksikti ve bütün aletlerini tamamladık ve burada artık halkımıza laboratuvar sistemleri en güncel aletlerle bölge halkına hizmet ediyor. Yine bölgenizden çok değerli bir iş insanı ve 300 metre karelik acili yeniden yapıyor ve bölgemize hizmet etmesi için bölge halkına bir kuruş bizden beklemeden tamamen kendi imkanlarıyla bu hastane acil servisini yapıp hastaneye bağışlayacak. Kendisine önce başbakan olarak ve halkım olarak yürekten teşekkür ederim. Anavatan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek veren tek ülke olduğuna dikkati çeken Üstel, Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına müjdeler verdiğini ve desteklerin her zaman devam edeceğini söylediğini anımsattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karara daha imza attı. Ve artık dedi ki egemen iki eşit devlet ve uluslararası eşit üstatı olmazsa biz görüşmeleri başlatmayız. Ancak bu çerçevede görüşmeleri yapabiliriz. Bir de ne dedi? Artık dedi gündemimizde federasyon yok. Federasyon gündemimizden çıkmıştır. Bazı yerler geçen günlerde ses çıkarttılar. Dün Ankara'dan cevap verdi. Bakın artık Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde federasyon yok. Bizim zaten gündemimizde hiç federasyon ulusal davadaki politikamızı değiştirdikten sonra olmadı. Ve biz 2020'den sonra hep egemen, eşit, iki devlet ve eşit üstati uluslararası olmazsa görüşmeler başlayamaz dedik. Türkiye Cumhuriyeti ile bu konuda hemfikir olduk. Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi bu kararı üretti. Ve kısmetse biz de önümüzdeki günlerde bu kararı Cumhuriyet Meclisimizden çıkarmış olacağız. Tüm bu yatırımlar ve çalışmalar yapılırken UBP üzerinde birçok oyunlar oynandığını, senaryolar, yalan yanlış haberler üretildiğini kaydeden Üstel, UBP'nin ülkede istikrar sağladığını ve gerçekleştirdiği projelerin ortada olduğunu vurguladı. Parti içerisinde müdahalelerin söz konusu olmadığının altını çizen Üstel, UBP teşkilatlarında yenilenme yapıldığını ve en küçük köylerde bile 2-3 adayın demokratik bir şekilde yarıştığını söyledi. UBP'nin dimdik ayakta olduğunu ve kurultayın 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini anımsatan Üstel, kurultay sonrası kenetlenerek yeni yasama döneminde halka hizmet için seferber olacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından hastanenin geliştirilmesine katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim edildi. Konuşmaların ardından yenilenen servisler gezildi. Profesör Doktor Hüsnü Kapı Başkanlığındaki Kars Kafkas Üniversitesi heyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye ve Türk devletleri ile ilişkileri güçlendirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısının her türlü alanda gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kıbrıs konusunda federasyon defterinin artık kapandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin tam desteğiyle yürütülen yeni ve milli siyasetten geri adım atılmayacağını söyledi. Kabul ettiniz, teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Profesör Doktor Hüsnü Kapı Başkanlığındaki Kars Kafkas Üniversitesi heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında Kars'ın Türkiye'nin önemli bir bölgesinde yer aldığını, Kars Kafkas Üniversitesi ile işbirliği yapılmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için faydalı bir gelişme olduğunu belirtti. Kıbrıs'ta artık federasyon defteri kapanmıştır. Yani artık ortaklık cumhuriyetine imkan yok. Geçen gün de meclis kurulu toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Kıbrıs Türk'ünün hem Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin federasyona artık karnımız tok şeklinde bir ifadesi oldu. Bunun da anlamı çok büyük çünkü çok denendi. Çok müzakere masalarında zaman aldı ama hiçbir netice anlamadı. Çünkü Kıbrıs Rum'u hala daha bütün adanın temsilciymiş gibi, sahibiymiş gibi ve bütün Kıbrıs'ın Helen adası olarak gördükleri için bizlerle eşitlik demende, ortaklıkta bir anlaşmaya varmak istemiyorlar. Ve Kıbrıs'ta anlaşmazlığın da son yıllarda kaynağı budur. Dolayısıyla biz şu anda yeni bir siyaset geliştirdik. Türkiye Cumhuriyeti tam destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanı tören alanında 20 Temmuz 50. yıl dönümü kutlama içerisinde 2021 yılında Sayın Tatar'ın Birleşiklere sunduğu egemen eşitlik, eşit uluslararası statü temelindeki yeni yaklaşımımızın çok kıymetli olduğunu söyledi. Çünkü bu ifade ettiği gibi bizim bir muktesep hakkımızdır. Muktesep dediğimizde özden gelen, uluslararası anlaşmalardan gelen ve geçmiş tarihe bakıldığında hak ettiğimiz bir tabii kazanımdır. Bu kazanım da bizim egemenlik hakkımızdır.
Adadaki İngiliz egemen üslerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, adada 450 sene yaşayan bir tarihimiz bulunmaktadır ama bizim halen egemenliğimiz tartışılıyor. Egemenliğimiz müktesep hakkımızdır ve egemenliğimizi pazarlık etmeyeceğiz diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörü olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Madem ki Kıbrıs Cumhuriyeti'ni sahiplenip onu devam ettiriyorlar, Türkiye'nin garantörü de devam eder. Yeni bir anlaşma olana kadar hiç kimse Türkiye'nin garantörünü sorgulayamaz. O yeni bir anlaşma için de daha zemin yok. Çünkü dediğim gibi bizim egemenliğimizi kabul etmedikleri için, ortak zeminde olmadığı için herhangi bir yeni müzakere süreci başlayamıyor. Durum bu mertebededir. Dolayısıyla bizim pozisyonumuz, biz giderek ana vatanla, diğer Türk devletleriyle, İslam devletleriyle, Kuzey Kıbrıs Türkmenleriyle ilişkimizi geliştirmek, görünürlüğümüzü artırmak ki çeşitli farklı ülkelerden burada en az 60 bin 70 bin öğrenci vardır. 110 bin. Bu bir başarıdır. Ve zaman içerisinde daha da artacaktır. Tabii biz şu anda nicelikten ziyade niteliğe bakıyoruz. Beşparmak Dağları'nın Çatalköy eteklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağına ulaşıldı. Su kaynağının emniyetli çekimle saatte 80 ton su kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Su kaynağını yerinde inceleyen Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, suyun tahlil sonuçlarının hızla yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Çatalköy eteklerinde gerçekleştirdikleri su kaynağı arama çalışmaları olumlu sonuç verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağına ulaşıldı. Jeoloji ve Maden Dairesi ekibi tarafından gerçekleştirilen özverili çalışmalar neticesinde Girne Sıra Dağları Akferi'nin Çatalköy kısmında bugüne kadar kazılmış en verimli su kuyusu olarak da tarihe geçti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bölgeye giderek incelemelerde bulundu, kuyu hakkında bilgi aldı. Ataoğlu incelemeleri sırasında yaptığı açıklamasında saatte 80 tona kadar çıkabilecek kapasitede su kaynağına ulaşıldığını, bunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağı olduğunu belirtti. 168 metre derinliğindeki su kaynağıyla Çatalköy ve civar köylerin büyük oranda rahatlayacağını belirten Ataoğlu, bir sonraki adımın da Lapta bölgesi olduğunu, burada da çalışmaların başlatıldığını, hedeflerinin Lapta bölgesinde de benzer bir kaynağa ulaşılması olduğunu ifade etti. Ataoğlu, keşfedilen suyun tahliye sonuçlarının hızla yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti. Çatalköy'de dün sabah saatlerinde 57 yaşındaki Andrew Paul Colin ikametgahında ölü olarak bulundu. Colin'in ölüm nedeni bugün yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Çatalköy'de sakin 57 yaşındaki Andrew Paul Colin ikametgahında ölü olarak bulundu. Polis Kalan'ın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerinde duruyor. Kalan'ın kesim ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 2023 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Buna göre banka 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kar etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 2023 yılı faaliyet raporunu bankanın web sitesinde yayımladı. Rapora göre Merkez Bankası 2023 yılında 5 milyar 291 milyon Türk lirası kar etti. Bankanın aktif toplamı önceki yıl sonuna oranla 2023 sonunda %102.5 artarak 107.365,2 milyon Türk lirasına yükseldi. Bankadan yapılan açıklamada 2023 yılında da düzenleme ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2023 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2023 yılı içinde bankacılık yasası ve tüketici kredileri yasasının bankaya verdiği yetkilere dayanarak 5 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulmuştur denildi.
2023 yılında Banka Yönetim Kurulu kararıyla Bankacılık Yasası ve Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası çerçevesinde 7 banka ve bir uluslararası bankacılık biriminden savunma talep edildiğinin kaydedildiği açıklamada, bunlardan 3'ünün inceleme süreci 2024 yılına sarktığı, 2 banka ve 1 UBB'nin uyarıldığı, 2 bankaya ise idari para cezası verildiği aktarıldı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı da belirtildi. Gine Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları arasında işbirliği protokolü imzalandı sayın seyirciler ve imzalanan protokol kapsamında Kıbrıs Türk Tiyatrosu'nun geliştirilmesi, estetik ve etik değerlerinin güçlü kılınması için ortak etkinlikler ve çalışmalar düzenlenmesi, tiyatro sanatıyla turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkıda bulunulması hedefleniyor. Girne Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yer alan imza töreninde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşma yaptı. Şenkul imzalanan protokolün çok anlamlı olduğunu vurgulayarak büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tiyatro konusunda da önemli bir ülke olduğuna işaret eden Şenkul, güçlü sanatçı havuzuyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları'nın ülke kültür ve sanatına önemli katkıları olacağını ifade etti. Bu kentin sevilmesi için kültür, sanat ve spor gibi bir denklem kurduk. Buralarda insanlara bunlar üzerinden sosyalleşmenin, paylaşmanın zevkini tatarak bu kenti sevmenin için çok demografik yapı olarak mozaik bir kentteyiz. Ortak paydalar çok az. İşte bunlar üzerinden yeni bir ortak payda yaratıp da şehri sahiplenme, sevme ve bununla koruma gibi bir amaç belirledik. Aslında biz kültür, sanatı ve sporu aslında farklı bir amaçla da olması gereken bize göre bir amaçla kullanmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu desteğiniz çok anlamlıdır bizim için. Çok teşekkür ederiz. Sizleri de tabii ki oyunlarımıza, sizin oyunlarınıza, bizim sahnelerimize de bekliyoruz. Festivalimizde de sizi ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Sizleri ve ekibinizi. Teşekkür ederim. Tekrardan ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yeşil hat ticaretini artırmak için hibe programı başlatıldı. Projenin ilk etabına 26 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek. Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı tarafından yeşil hat ticaretini artırmak amacıyla yeni bir hibe programına başvuruların açıldığı duyuruldu. 2 milyon euroluk bütçesiyle program Kıbrıs'ı Türk işletmelerin güçlenmesini ve daha geniş AB pazarına entegre olmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başvurular için ilk aşama olan proje kavram belgesinin son teslim tarihi 26 Ağustos 2024 olarak açıklandı. United Cyprus'tan yapılan açıklamada projenin bir parçası olan yeşil hat ticaretini artırmak amacıyla KOBİ'lere doğrudan destek hibe programının Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB yardım programının bir bileşenini oluşturduğu ifade edildi. Açıklamaya göre bu hibe programının hedefinde özellikle Kıbrıs'ta Türk imalatçılar, üreticiler ve tüccarlar yer alıyor. İş süreçlerinin ve inovatif yaklaşımların geliştirilmesinin yanı sıra AB standartlarına uyumun sağlanması yoluyla yeşil hat ticaretine katılımı teşvik etmek, ticareti geliştirmek ve büyümeyi desteklemek amaçlanıyor. Programa başvuruların iki aşamalı olarak yapılacağı belirtildi. İlk aşama olan proje kavram belgesi tekliflerinin sunulması için son tarih 26 Ağustos. İlk aşamada başarılı bulunan başvuru sahipleri Eylül 2024'te tam başvurularını sunmaya davet edilecek.
Sabah Haber devam ediyor sayın seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdi de gazete manşetleriyle devam edeceğiz ve ülke gazeteleriyle başlıyoruz. Diyalog gazetesine bakalım. Halkın mesajı yeni kapı şeklinde bugünkü manşet haberi, fiyat farklılıkları ve elektrik kesintileri yüzünden güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı her geçen gün daha da artıyor demiş Diyalog gazetesi. Medyanda yine izdiham başlığıyla devam ediyor haber. Kuzey Kıbrıs'ta keyfi fiyat uygulaması yüzünden tüketim maddelerinde meydana gelen artışların yanı sıra elektrik kesintileri yüzünden güneye geçenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Arabalı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa'daki Metehan kapısının yanı sıra Beyarmudu kapısında dün yine izdiham yaşandı ve aşırı sıcak altında muhaceret kuyruğuna takılan vatandaşlar yeni kapı açılmasının şart olduğunu söyledi. Diyalog gazetesindeki diğer başlıklara bakacağız. Ve Çatalköy'de yaşayan 57 yaşındaki İngiliz vatandaşı evinde ölü bulundu. Cinayet şüphesi başlığıyla aktarılıyor bu haber. Devam edelim. Diyalog gazetesini tamamlıyoruz ve Halkın Sesi gazetesine bakacağız. Evlilikler çatırdıyor demiş Halkın Sesi gazetesi. Toplumsal bir sorun haline gelen boşanmalar son yıllarda önemli bir artış gösterdi denilmiş ve ülkedeki boşanmalar dünya rekoru kıracak düzeye ulaştı. Boşanan çiftlerde bir yılda %22'ye yakın bir artış yaşandı. Bir yılda 1223 çift evlenirken yine bir yılda 1148 çift boşandı. Çiftlerin büyük bir çoğunluğu anlaşmalı ayrılık yaptı ve boşanmaların ağırlıklı olarak da 16 yıl ve üzeri arasında evli kalanlar arasında olduğu kayıtlara geçti denilmiş. Halkın Sesi gazetesinin sürmanşetindeyiz bu kez de. Temiz siyasete örnek olsun UBP Başkan Adayı Ahmet Melih Karavelioğlu UBP kurultayı için şeffaf bir finansman politikası izlemek amacıyla banka hesabı açtı ve temiz siyasetin temiz finansmanla mümkün olabileceğini vurguladı. Şüpheli ölüm yine Çatalköy'deki ölümün ayrıntılarını aktarıyor. Kuli'nin ölümüne ilişkin detaylar. Hemen yanında tabanca ve mermilerle yakalandı. Haberim yoktu deniliyor. Gönyeli'de park halindeki bir araçta şüpheli halde 9 milimetre çapında bir tabanca ve 6 canlı mermi ele geçirildi bir araç içerisinde denilmiş Halkın Sesi gazetesinde. Devam edelim ve son bir başlık daha aktaracağız Halkın Sesi'nden. Çatalköy'de su kaynağı keşfi. Çatalköy'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağına ulaşıldı. Tamamlıyoruz ve Vatan Gazetesi'ne bakacağız. Vatan Gazetesi de aynı haberi manşetten aktarmış. Çatalköy'de zengin su kaynağı bulundu başlığıyla aktarılıyor haber. Beşparmak Dağları'nın Çatalköy eteklerinde jeoloji ve maden dairesi ekiplerinin yaklaşık bir aydır sürdürdüğü çalışmalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde keşfedilmiş en zengin su kaynağına ulaşıldığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise emniyetli çekimle saatte 80 ton su kapasitesine sahip olan bu su kaynağı Jeoloji ve Maden Dairesi Sondaj Şube Amir Vekili, Jeoloji Mühendisi Oğuz Vadili ve Jeoloji ve Maden Dairesi Hidrojeoloji Şube Amiri Vekili, Jeoloji Mühendisi Salih Erşangil Başkanlığında ve Jeoloji Maden Dairesi mühendis ve teknik personelleri tarafından kesintisiz gerçekleştirilen özverili çalışmalar neticesinde kazılmış en verimli su kuyusu olarak da tarihe geçmiştir deniliyor bugünkü manşetinden Vatan Gazetesi. Diğer başlıklara bakacağız. Öncelikle sürmanşetteyiz. Yeşilat ticaretini artırmak için hibe programı başlatıldı. Sürmanşeti Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği yardım programı tarafından finanse edilen proje yeşil hat ticaretini artırmak amacıyla yeni bir hibe programına başvuruların açıldığını duyurdu. Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Kıptek yönetimini istifaya çağırdı bir başlık daha Vatan'dan.
Kıbrıs Türk Müteahhit Mimar Müteahhit Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Kıptek Yönetim Kurulu'na çağrıda bulunarak eğer ülke sevginiz varsa lütfen istifa ediniz ifadesini kullandı. Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada istifa çağrısı çağrısının nedenlerini de sıraladı ve eleştirilerde bulundu. Kıptek'in üretim kabiliyetine 3,5 yıldan beridir geçerli neden olmadan zarar veriyorsunuz. Zaten düşük kapasiteyle çalışıyordu. İyileştireceğinizi kötüleştirdiniz diyor Ayer Yarkıner. Cengiz Topal Hastanesi yeni servislerinin açılışına ilişkin detaylara yer vermiş gazete ve Başbakan'ın buradaki açıklamasını görüyoruz. Başbakan Ünal Üstel'in katılımıyla Cengiz Topal Hastanesi'ndeki yeni kardiyoloji servisiyle yenilenen diş hekimliği servisinin açılışına Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, bazı milletvekilleri, iş insanları ve diğer yetkililer de katıldı. Sarı basın kartına saygı basın kartı komisyonundan bir açıklamaya yer vermiş gazete ve 2024 yılı ilk dönem toplantısını yaptı. Komisyon sarı basın kartına saygı istedi ve bu nokta tüm kurumlarımızdan beklentimizdir diyor. Sarı basın kartına saygı gösterilmesi, sarı basın kartının ülkede basın alanında örgütlü tüm kurumların temsilcilerinden oluşan basın kartı komisyonu tarafından şeffaf, titiz ve demokratik bir süreç sonunda verildiğine işaret ediyor komisyon. Yeni Bakış gazetesiyle devam edelim. Desteğimiz Hasan Taço'ya Eylül ayında yapılacak UBP kurultayına tek aday olarak katılma hayali kuran Başbakan Üstel'in tetkinleriyle adaylıktan vazgeçtirilen amcaoğlu ve Kutlu Evren hamlesi ters tepti denilmiş. Ve UBP Eylül ayı içerisinde yapılacak olan kurultay artık ülke gündeminin ilk sırasına oturdu. Kurultay nedeniyle kamuda işler durma noktasına gelirken ülke kaynakları da artık Başbakan Üstel'in kurultayda UBP Genel Başkanı seçilmesi için kullanılmaya başlandı diyor bugün Yeni Bakış gazetesi. Sürmanşetinde ise Çatalköy'deki ölüm haberine ilişkin Çatalköy'de cinayet başlığını kullanmış gazete. Noktalayalım ve Avrupa gazetesine geçelim. Güneydeki mahkeme Alman emlakçı Eva Kunzel'e Akan Kürşat'a davrandığı gibi toleranslı davranmadı deniliyor. Haberin ayrıntısında halen tutuklu bulunan Alman vatandaşının tutuksuz yargılanmak için Temiz Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi. Tutuklu bekleyecek başlığıyla aktarılmış haber. Esentepe bölgesinde Kıbrıs Rum'a ait mülkü kullandığı, reklamını ve satışını yaptığı gerekçesiyle suçlanan emlakçı ayrıca kara para aklama suçlamasıyla da karşı karşıya. Diğer başlıklarda ise Çatalköy'de en zengin su kaynağı bulundu deniliyor ve Teknecik'ten ayda 147 bin dolar rant başlıklarını görüyoruz Avrupa gazetesinde. Kıbrıs gazetesine bakacağız. Sağlıkta dev atımlar diyor ve Cengiz Topel Hastanesi'nde yeni kardiyoloji servisiyle yenilenen diş hekimliği servisinin açılışından bir fotoğraf karesi de aktarılmış bugün gazetede. Açılışta konuşan Başbakan Üstel, bölgenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine vurgu yaptı. Güzel yurt verilecek yatırımlar gelmez gibi söylemleri anımsattı ve söylenenleri dedikodu olarak nitelendiren Başbakan, bölgeye yapılan yatırımlarla bu dedikoduları da bitirdiklerini ifade etti. En ücra köşelere yatırım diyor Başbakan açıklamasında. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en ücra köşelerinde bile sağlığa yatırım yaptıklarına işaret ederek tüm sağlık ocaklarını iyileştirdiklerini kaydetti. Sağlıkta dev atılımlara devam edeceklerini dile getiriyor. Ayrıca UBP kurultayına ilişkinde mesaj veren Başbakan Üstel, yalan yanlış haberlerle bir takım oyunlar oynandığını, isimler verildiğini belirterek ülkede UBP'nin yaptığı eserler, işler, projeler ortada. Türkiye ile her alanda işbirliği var. Partide her bölgede demokratik bir seçim süreci var demiş Başbakan Ünal Üstel. Hükümet ortağı YDP'nin başkanı Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da UBP kurultayına ilişkin değerlendirmede bulunmuş ve Üstel varsa hükümete devam diyor Arıklı.
Hemen Yeni Düzen gazetesine geçeceğiz. Üst el operasyonu deniliyor. Aksa Enerji ve Kıbrıs gazetesinin sahibi Cemil Kazancı'nın desteklediği Üstel UBP kurultayındaki güçlü aday amcaoğlunu eledi ve yarış dışı bıraktı deniliyor. Ayrıntılarda kurultaya ilişkin detayları da aktarıyor gazete. Diğer başlıklara bakalım. Şüpheli ölüm Çatalköy'deki ölüm haberine ilişkin ayrıntılara yer vermiş gazete. Evet, böylelikle ülke gazetelerini tamamlamış olduk. Kısa bir ara vereceğiz ve bu kez de Türkiye gazetelerinin manşetlerini aktaracağız. Evet, sabah haber devam ediyor. Ülke gazetelerini tamamladık. Şimdi Türkiye gazeteleriyle sürdüreceğiz birlikteliğimizi. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Rütük bu kez de müzik kliplerine ve şarkı sözlerine karıştı. Edep dayatması başlığını kullanmış Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşet haberinde. Rütük Başkanı Ebubekir Şahin, müzik kliplerini ve radyolarda çalan şarkıları hedef aldı ve kliplerde cinsellik, şarkı sözlerinde argo ifadeler olduğunu söyleyen Şahin, milli ve manevi değerler vurgusu yapıp titizlikle inceleme mesajı verdi. Belediyelere yönelen mali kıskaca Özel'in tepkisi sert oldu. İktidar millete meydan okuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SGK borcu tahsili adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla CHP'li belediyelere karşı mali darbe girişimi başlatıldığını belirtti. Özel, maksatları seçilen başkanların hizmet etmesini engellemek ve bu devlet eliyle milletin seçtiklerine meydan okumaktır demiş. Diyarbaş gazeteye geçelim. Milliyet gazetesi. Basra'da Türk gücü, Türkiye Basra Körfezi, Doğu Akdeniz ve Afrika boynuzunda siyasi askeri bir nüfuz alanı inşa etme politikasını adım adım hayata geçiriyor denilmiş. Ayrıntılardaysa şöyle deniliyor Milliyet gazetesinde. Türkiye petrol ve doğalgaz rezervleri nedeniyle dünyanın önemli stratejik bölgelerinden Basra Körfezi'nin parlayan incisi, Katar'da kara unsur komutanlığının ardından deniz ve hava üssü de oluşturuyor. Kalkınma yolu projesiyle daha da önem kazanması beklenen Körfez'de kara unsurlarının yanı sıra karakol gemileri ve F-16 savaş uçaklarıyla kalıcı bir Türk gücü bulunacak denilmiş. Basra'da Türk gücü başlığıyla aktarılıyor haber. Yarım milyarlık kaçak operasyon, İstanbul'da Türkiye'ye kaçak yollardan sokulan dünyaca ünlü markalara ait 10.103 parça çanta, valiz, ayakkabı ve gözlükle taklit kol saati ele geçirildi. Hürriyet, Milliyet gazetesindeki manşet haberleri. Sırılsıklam açılış töreni sürmanşetten bir haber. Paris Olimpiyat oyunlarına ilişkin ayrıntıları sürmanşetinden aktarıyor gazete ve dün sıra dışı bir törenle açıldı. Törenle başladı olimpiyatlar ve ilk kez stat dışında Sen Nehri'nde gerçekleştirilen açılış büyüleyici olduğu kadar yağan yağmur nedeniyle de bir o kadar sıkıntılı geçti. Tamamlayacağız ve akşam gazetesine bakacağız. Betül'e Baykar daveti denilmiş akşam gazetesinde. Maden şehidinin kızı Betül'ün göklerde babaya yakın olma hayali Selçuk Bayraktar'dan gelen telefonla gerçek oluyor. Protokol imzalanmıştı deniliyor. Soma'daki maden faciası sonrası Betül Yüksel babasına büyüyüp pilot olacağım diye mektup yazmıştı ve Türk Hava Kurumu 2015'te hazırlanan bir protokolle bu hayali gerçekleştirmeyi vaat etmişti. Ancak Betül 18 yaşına geldiğinde Türk Hava Kurumu'ndan olumsuz cevap aldı ve konu kamuoyuna yansıyınca Selçuk Bayraktar genç kızı arayıp İstanbul'a davet etti. Gel mühendislik oku, İHAP pilotu ol dedi. Yüksek teknolojiye 1 trilyonluk teşvik, Başkan Erdoğan teknolojik yatırımlara verilecek teşvik paketinin detaylarını aktardı deniliyor. 1 trilyonluk teşvik başlığıyla aktarılıyor haber. Türkiye gazetesiyle devam edelim.
Erdoğan'dan alkışa tepki deniliyor. Soykırımcıya Kamala şoku, biraz ayrıntıları aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde dakikalarca ayakta alkışlanmasına, Gazze kasabına kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor ve çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken zerre utanmıyorlar diye tepki gösterdi. CHP lideri Özel de alkışlayanlar katliama ortaktır açıklamasında bulundu. Haberin devamındaysa soykırımcıya Kamala şoku başlığıyla devam ediyor haber. ABD Başkan Adayı Kamala Harris, Gazze'deki acılara sessiz kalmayacağım dedi ve Siyonistler de çıldırdı deniliyor. Sözcü gazetesindeyiz bu kez de. CHP'nin Erdoğan'ı kızdıran hizmetleri deniliyor. Büyükşehir, il ve ilçelerin CHP'li belediyeleri halkın geçim yükünü hafifletecek pek çok projeyi uyguladı. Bu yüzden de CHP'nin oyları artınca iktidar panikledi deniliyor haberde. Ve borç tahsilatıyla CHP'li belediyeleri çökertmek istiyorlar. Bugün Sözcü gazetesinin manşeti. Yeni Şafak'tayız. ABD'de vicdan tutulması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş soykırımcı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkış tufanına tutulmasını sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deniliyor. Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin Gazze'linin kanı olan bir kasabı büyük bir şevkle ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İçeride başka, dışarıda başka. ABD başkanlık seçimlerinde Biden'ın yerine yarışması beklenen Kamala Harris'in Müslüman ve İsrail karşıtı seçmenin oyunu alabilmek için ikili oynadığı ortaya çıktı. Harris, Gazze kasabı Netanyahu ile görüşmesi sonrası ateşkes için baskı yaptım derken, Netanyahu'nun heyetindeki isimlerse Harris'in ılımlı bir tavır sergilediğini kaydetti. Hürriyet gazetesi, kabus ve görkem denilmiş. Millilerin geçişi coşkuluydu. Bir yanda olimpiyat tarihinin en görkemli açılış töreni, diğer yanda tren yolu sabotajları, kaos, bomba alarmları. Bütün dünya heyecanla Paris'i izliyor. Paris 2024 olimpiyatlarına ilişkin ayrıntıları paylaşıyor fotoğraflarla birlikte. Bugün gazete sokaktaki ilk açılıştan bir fotoğraf karesi ve Paris perişan denilmiş yine haberin devamında. Sabah gazetesindeyiz. Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını manşetten aktarıyor. Netanyahu'yu alkışlayanlara ilişkin ABD Kongresi'ndeki tepkisini dile getirmiş. Çağımızın Hitler'ini baş tacı ettiler diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yeni başkanın lüks tutkusu diye bir başlık daha görüyoruz. Kolum köpekler yüzünden kesildi. Yine Türkiye'deki başka bir olayın ayrıntısını paylaşıyor gazete. Ve Paris'teki tarihi açılışta Türk rüzgarı, olimpiyatlardan fotoğraf kareleriyle bugün sür manşetini görüyoruz. Sabah gazetesinin 2024 Paris Yaz Olimpiyatı'nın açılış töreni Sen Nehri'nde gerçekleşti. Oyunlar tarihinde ilk kez bir stadyum dışında düzenlenen açılışta sporcu kafileleri, tekneleri geçit töreni yaptı ve seremonide bayrağımızı Bu Sena sürmeliyle Mete Gazoz taşıdı. Evet, gördüğünüz gibi. Böylelikle Türkiye gazetelerini de tamamlamış olduk sayın seyirciler. Evet, sabah haberi de tamamlıyoruz ve gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonları.